Sayın Abdullah Kiyeli'nin sağlık durumunu mazeret göstererek bize yanlış yer verdiler, otopark vermediler, yürüyemez edemez dediniz ve gelmediniz. Eminim Abdullah Bey'in sağlık sorunundan dolayı gelememe bir durum olsaydı ben apo ben gidiyorum sen dur diyecek kadar Abdullah Bey sizi anlayışla karşılardı. Ama Abdullah Bey de çıktı, burada videosu var, göstermeyeceğim. Kendi birkaç gün evvel inkar etti ya, böyle bir şey yok dedi. Herhangi bir şekilde ben başkana kusura bakma ben gelemem, efendime söyleyeyim yürümekte zorluk çekiyorum diye herhangi bir teklifim olmadı. Böyle bir şey aklımın ucundan da geçmedi. Evet, o sırada biraz yürümekte zorluk çekiyordum. Ama konu Fenerbahçe olunca, efendime söyleyeyim, bastonlu da olsa yine de gidip oyumu atacaktım. Ama ben öyle bir istekte bulunmadım kimseden. Tamam. Orada biraz sıkıntı orada başladı sizin zaten. Sizin durumunuz kullanılmış ha. Yani. O benim yorumum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, o bana Ali Koç diye hitap ediyor. Ben ona Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'la hitap edeceğim. Etmeye de devam edeceğim. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı. Yalnız biz rakiplerle, rakiplerin uzantılarıyla, rakiplerin örgütlediği insanlarla, TFF'de köstebek olmuş insanla mücadele ederken ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Geçen seneler olduğu gibi bu sefer de yine iki arada bir arada kaldım. Bir sürü mail, telefon, mesaj geliyor. Lütfen bu konuya değinme diye. Ondan çok da yeter artık. Artık siz de bu kadar yumuşak davranmayın. Gerekeni söyleyin vesaire vesaire. Ben Sayın Aziz Yıldırım'la hayatımda bir kere yarıştım. O da malum olan 2018 seçimiydi. Onun dışında o veya yanındakilerle ilgili söylediğim her şey onların fitili ateşledikten olduğu söylediği şeylerdir. Burada artık onlardan ricam aday olarak çıkmadılar. Kongrelerine saygı gösterip buraya gelip görüşlerini paylaşmadılar. Hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam bırakın şu sezonu Fenerbahçe menfaati için rahat geçirelim. Odağımızı buraya verelim, enerjimizi buraya verelim ve bizleri aşağı çekmeye çalışmayın Sayın Aziz Yıldırım. Size şimdi şunu söyleyeceğim. Öncelikle sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben hiçbir zaman size saygıda, sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine de etmem. Ya ben sizi yanlış tanımışım ya siz hakikaten çok değişmişsiniz. Ben böyle bir insan tanımıyordum sizi yönetimdeyken. Ben de aldanmış olabilirim. Fenerbahçe Spor Kulübü için yaptığınız hizmetler, her şey için Allah sizden gani gani razı olsun. Çok çektiniz, çok uğraştınız. Ama çok şeyler de yapmaya çalıştınız. Yalnız son 5-6 sene Şiraziz kaydı işin. Şimdi hep bize öğretmediniz mi? Muhaliflere kızmadınız mı? Bir şey söyleyeceksiniz, gelin bu kürsüde söyleyin demediniz mi? Bize böyle öğretmediniz mi? Dedikodu yapmayın, dışarıda konuşmayın, mertçe, yüreğinizle gelin burada konuşun demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil? Siz niye buraya gelmiyorsunuz? Siz niye bize hitap etmiyorsunuz? Siz niye bize yol göstermiyorsunuz? Siz bizim niye elimizden tutmuyorsunuz? Siz niye Nihat Özdemir gibilerine ses çıkartmıyorsunuz? Niye? Niye?